Devam ederiz. Ne oldu Çağlar? Güler açtı yüzünde Emre görünce. Evet, Emre Hoca'yı görünce gerçekten yüzümde güller açtı. O kadar kritik mesajlar verdi ki yani burada nasıl söyleyeyim ya, kelimeyi de doğru seçmeye çalışıyorum ama o kadar güzel mesajlar verdi ki gerçekten hani insanların kulağına küpe edilecek mesajlardı. Söylediği her şeyin yani sonuna kadar katılıyorum. Gerçekten öyle bir noktaya geldik ki özellikle söylediği o son cümle çok kritikti. Süreç bize gösterecek bakalım neler olacağını. Peki şimdi Mert'le ve Emre Hoca'yla daha makro çerçevede aslında değerlendirdik ve kararın ne anlama geldiğini ekonomi açısından konuştuk. Fakat bu işin bir de fiyatlaması oluyor. O fiyatlamaları ve burada verilen kararın hangi sektörleri nasıl etkilediğine dair yorumları da senden almak isterim. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konsensüs beklentilere paralel faizi %50 de sabit bıraktı. Aslında burada kritik olan nokta karar metniydi. Acaba karar metni tarafında bir değişiklik olacak mı? Ya da enflasyon kontrol altına alınana kadar sıkı para politikası devam edilecek mesajı zaten beklenirken ileriye dönük projeksiyonlar adına enflasyonun kontrol altına alındığına dair bir işaret ya da her ne kadar ekonomi yönetimi dezenflasyon süreci başladı dese de bence bunun para ve maliye politikalarının etkilerinin Eylül ayından sonra ben biraz daha enflasyona ne kadar sağlıklı yansıyıp yansımadığını yakından takip edeceğim. Yani mesajlarda ileriye dönük projeksiyonlarda tam anlamıyla dezenflasyon sürecinin başlayıp başlamadığını ya da özetle direkt şunu söyleyeyim. Yani sonunda söylemem gerekeni baştan söyleyeyim. Faiz indirimi bu yıl içerisinde olacak mı olmayacak mı mesajı var mı yok mu? Piyasalar tamamen bunu aradı aslında. Metne baktığımız zaman Temmuz ayından çok fazla bir değişiklik olduğunu açıkçası söyleyemem. Evet, enflasyon kontrol altına alınana kadar sıkı para politikası devam edecek diyor karar metninde özet olarak. Temmuz ayına atıfta bulunulmuş. 3 aylık periyotlara yani çeyreksel periyotlar halinde enflasyonun aylık bazda geri geldiğini, diğer taraftan iç taleple dengelenme olduğunu ve hem küresel risklerden kaynaklı hem de jeopolitik risklerinde etkisiyle enflasyondaki risklerin hala devam ettiği. Yani geçtiğimiz ayki metnin hemen hemen aynısı. Sadece o Temmuz ayındaki yukarı yönlü enflasyon beklentisi cümleden çıkarılmış gibi bir şey olmuş aslında metinden. O yüzden tamamen bir önceki metnin aynısının olması piyasalarda ekstrem derecede bir farklılık yaratmadı. Yani karar açıklandığı sırada %0,15 yukarıda olan Borsa İstanbul BIST endeksi karar açıklandıktan sonra tekrardan aynı seviyesindeydi. An itibariyle baktığım zaman da 10.000 seviyesinin hemen üstünde hareket ediyor. Yani ekstrem derecede bir değişiklik olmadı karar metninde. Borsa İstanbul tarafında geçtiğimiz haftalardan gelen o global taraftaki resesyon endişelerinden kaynaklı 10.000 seviyesinin altına gelmiştik. T2 bakiye düzenlemeleri amacıyla yapılan satışların etkileri vardı. Bundan kaynaklı olarak 10.000 seviyesinin altında kalmıştık. Dün itibariyle de tepki alımlarıyla birlikte tekrardan 10.000 seviyesinin üstüne çıktık. Şunu söyleyeyim, 10.200 seviyesinin üstüne çıkmadığımız sürece her gelen alım bana göre tepki alımıdır. Faiz kararına ilişkin metinde de ekstrem derecede bir mesaj verilmediği için Borsa İstanbul tarafı yatay seyirde hareket ediyor. Yüksek enflasyon ortamından olumlu ya da yüksek faiz ortamından olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek birçok hisse senedi ve sektör grubu olurken faizin hem %50'de sabit tutulması hem de metinde mesaj görülmemesi kaynaklı olarak Borsa İstanbul tarafında da bir volatilite olduğunu söyleyemeyeceğim. Peki şöyle bir sektörel bazda da bakalım seninle hangi sektör bu işten daha nasıl etkilenecek? Bir de bu az önce bahsettiğin tepki alımları daha çok kendini hangi alanda gösteriyor? Ya bankacılık alanında daha çok gösterdiği bence aşikar. Yani dün bankacılık tarafındaki yukarı yönlü seyirin etkisiyle Borsa İstanbul tarafı %2,5'luk bir hareketle günü alıcılı tamamlamıştı. Yüksek faiz ortamından hangi sektörler olumlu ya da olumsuz etkilenir diye soracak olursanız finansal kiralama faktöring şirketleri yüksek faiz ortamından biraz daha olumlu etkilenir. Çünkü burada şirketlerin biraz daha krediye erişiminin zorlaşması çok yaşayın. Hep Krediye beraber. erişiminin zorlaştığı bir ortamda finansal kiralama faktöring şirketlerinin daha ön plana çıkması beklenebilir. Diğer taraftan sigortacılık sektörü. Yani sigortacılık sektöründe özellikle 2022 yılında enflasyonun da yukarı yönlü gidip
faizlerin düşük olmasıyla birlikte yedek parça maliyetleri fazlasıyla artmıştı ve karlılıklar tarafında da fazlasıyla bir baskı vardı. Faizin tekrardan yukarı yönlü gitmesi sigortacılık tarafının da olumlu yönde gitmesine sebebiyet verdi. Bunlar olumlu etkilenmesi beklenen sektör grupları. Olumsuz etkilenmesi beklenen sektör gruplarının bence başında bankacılık tarafı geliyor. Çünkü sıkı para politikasıyla bankaların fonlama maliyetleri yükseliyor. Bu bankacılık açısından olumsuz bir etken. Diğer taraftan otomotiv sektörü iç talebin kısılmasıyla birlikte otomotiv satışlarında bir azalma beklentisi fazlasıyla mevcut. Zaten ODD verileri de bize bunu gösteriyor. Diğer bir sektör grubu ise gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Hem kredi erişimin zorlaştığı hem iç talebin Evet, Çağlar anlatırken birdenbire düştü. Az sonra tekrar gelir diye düşünüyorum. Dememe kalmadı, geldi. Yani gayrimenkul yatırım ortaklıkları demiştik. Burada da konut alımının zorlaştığı ortam içerisindeyiz. Yüksek faiz ortamından kaynaklı. Aslında ana hikaye birkaç aydır aynı. Öyle söyleyebilirim. Sıkı para politikasından olumsuz etkilenen sektör gruplarının aslında Borsa İstanbul tarafında da bilanço döneminin başlamasıyla birlikte baskılı hareket etmesinden kaynaklanıyor. O yüzden ileriye dönük projeksiyonlarda belki bu sektörler yine bu denli hikayelerle biraz daha Borsa İstanbul tarafında fiyatlamalar arasına dahil olabilir. Ama Borsa İstanbul tarafının kendi dinamikleriyle birlikte bu para politikalarından bağımsız da hareket etmesi kuvvetle muhtemel. Şöyle söyleyeyim. Rasyonel adımlar var. Rasyonel adımların etkileri yabancı yatırımcı ilgisini çekiyor. Yabancı yatırımcı ilgisiyle birlikte yükselen bir Borsa İstanbul bir BIST endeksi var demiştik. Ama sıkı para politikası kaynaklı talebin azalmasıyla birlikte de Borsa İstanbul tarafında hem sektörlerin hem de hisselerin aslında BIST endeksindeki ağırlığının yüksek olması Borsa İstanbul tarafının da aşağı gelmesine sebebiyet veriyor. Rasyonel adımların devam etmesi Borsa İstanbul tarafını yukarı yönlü taşıyabilir ama para ve maliye politikalarının etkileri biraz daha hisse senedi bazlı olarak da fiyatlama mekanizmaları arasında Borsa İstanbul tarafının yönünü belirleyecektir diye düşünüyorum. Peki, arkadaşlarımızdan gelen sorulara da ufak ufak geçiyorum. Enflasyon küresel risklerden kaynaklanıyorsa nasıl oluyor da bizim enflasyon savaşta olan Ukrayna'dan yüksek? Çağlar Bey, cevap rica ederiz demişler. Evet, buna verecek çok bir cevabım yok. Açıkçası onu söyleyeyim. Yani döviz şokundan, kur şokundan kaynaklı olarak bu enflasyon tarafında %85,5'lara kadar yukarı yönlü bir seyir gördük. Diğer taraftan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle birlikte enerji maliyetleri yükseldi. Ve bizim Borsa İstanbul tarafının da 2022 yılında yüksek enflasyondan olumlu etkilendiğine şahit olduk. O yüzden enflasyon tarafındaki evet biraz daha sistemkar bir yorum diyeyim. Doğru. Şu an için yüksek baz etkisinden kaynaklı olarak da dezenflasyon sürecinin başlaması bekleniyor. Bu işten gıda perakende nasıl etkilenir diye sormuş bir arkadaşımız. Bir de Sade Hoca da yavaş yavaş gelecek. Dolayısıyla sana veda edeceğim. Şu hikayenin içerisine Konkordato haberleri gelmeye başladı. Borsada Konkordato haberleri artar mı diye bir başka arkadaşımızın da sorusu var. Evet, bugün Megapiksel senedinin, daha doğrusu dün kamuya aydınlatma platformuna yayınlanan haberle birlikte Megapiksel senedinin ya Megap şirketin Konkordato ilan ettiğini gördük. Burada şöyle kritik bir nokta var. Birkaç gün önce bir kredi derecelendirme kuruluşu şirketin kredi değerlendirmesini yapmış ve burada karşılıksız çeklerin ağırlıkta olduğunu ve şirketin finansallarındaki bozulma eğiliminden kaynaklı olarak şirketin kredi notlarında bir aşağı yönlü revizyon yaptığını daha öncesinde bildirmiş ve sonrasında zaten şirketin konkordato ilan ettiğini gördük. Aslında kredi derecelendirme kuruluşları hani şey derler ya perşembenin gecesi çarşambadan belli olur gibisinden bir laf vardır ya. Kredi derecelendirme kuruluşu aslında bu finansallardaki zorlukların biraz daha mesajını vermiş. Ana pazarda işlem gören ilk defa böyle bir şirketin konkordato haberiyle karşı karşıya kaldık. Tabii ki krediye erişimin ya da kaynak arayışının zor olduğu süreçler içerisindeyiz. O yüzden soruya biraz daha yarım bir cevap vereceğim. Gelme ihtimali var mı? Her zaman vardır. Ama şirketler bence şapkasını önüne koyarak bunu tekrardan bir düşünecektir diye düşünüyorum. Bu haberlerle birlikte gıda perakende tarafını söyledik. İşte otomotiv tarafı da
İç talep kısıldı dedik. Konut tarafında iç talep kısıldı dedik. Son bir cümle şunu söyleyeyim. Her şeyden kısabilirsiniz ama boğazınızdan kısamazsınız. O yüzden gıda perakende tarafının bu ortamda yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenebilir. Çünkü hem yüksek mağazacılık ağı var, diğer taraftan da tasarrufların azalmasıyla birlikte indirim marketlerine olan ilgi artıyor. Peki, Çağlar, teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey var mı fiyatlamalara? Çok teşekkür ederim. An Bir itibariyle yatay saniye seyir sana. sürüyor.